Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Ülkü Eser Kavak. Değişim Programları Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü'nde Erasmus süreçlerinden sorumluyum. Ofisimiz Sütlüce Kampüsü'nde C blokta 5. katta bulunuyor. Erasmus nedir? Türleri nelerdir? Bize söyleyebilir misiniz? Erasmus bir Avrupa Birliği hibe programıdır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından denetim yapılmaktadır. Üniversitemizde ise Erasmus Ofisi tarafından işlemleri yürütülmektedir. Erasmus türleri öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğrenim hareketliliği ne demektir? Öğrenim hareketliliği öğrencinin anlaşmalı olduğumuz Avrupa'daki bir üniversitede bir dönem boyunca eğitim alması demektir. Staj hareketliliği ise öğrencinin Avrupa'daki bir üniversite veya herhangi bir kurumda çalışma fırsatı demektir. Öğrencilerin Erasmus'a başvuru koşulları nelerdir? Öğrencilerin Erasmus'a başvurabilmesi için öncelik üniversitemizde kayıtlı öğrenci olması gerekmektedir. Örgün öğretim öğrencileri Erasmus'a başvurabilirler. Lisans öğrencileri için not ortalamalı sınırın 2.2, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de 2.5'in üzerinde not ortalamalarının olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler için de dil şartı da aranmaktadır. Bunun için de gerekli dil şartlarını da sağlamaları gerekiyor. Öğrencilerin en az 30 AKTS değerinde bir ders yüklerinin olması gerekiyor. Öğrencinin üniversitemizde bir dönem öğrenim görmüş olması da gerekmekte. Bir öğrenci Erasmus programına nasıl başvurabilir? Şubat ayında öğrenim hareketliliği için ilanlar yayınlıyoruz. Mart ayında da staj hareketliliği için ilanlar yayınlıyoruz. Bu ilanlarda başvuru koşulları ve ayrıntılarının hepsi yer almakta. Aynı zamanda başvuru için bir link vermekteyiz. Devletimizin Turna Portal diye bir sistemi var. Buradan öğrencinin hareketliliğe başvuru yapması gerekiyor. Erasmus başvuru sürecinde öğrenciler nelere dikkat etmeli? Erasmus başvuru sürecinde öğrencilerin başvuru sistemine transkript yüklemeleri gerekiyor. Bu transkriptin güncel olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü biz bahar döneminde ilanlara çıkıyoruz ve öğrencinin dolayısıyla birinci dönemdeki transkriptinin oluşmuş olması ve bütün ikinci, üçüncü sınıfta ise de bütün dönemlerdeki notlarının transkripte işlenmiş olması gerekiyor. Bu yüzden transkriptlerin güncel olup olmamalarına dikkat etmeleri gerekir. E-Devlet'ten transkript alabilecekleri gibi öğrencilerinden de transkript alabiliyorlar. Ancak E-Devlet'teki bazen güncel olmayabiliyor. Bu nedenle transkriptlerinin güncel olmadıklarına dikkat etmeleri gerekir. Bu dil yeterliliği konusuna değinmiştiniz. Erasmus programı için dil yeterliliği belgeleri nelerdir? Erasmus başvuru sürecinde TOEFL, YDS gibi devletimizin kabul ettiği, YÖK'ün kabul ettiği dil sınavlarını kabul ediyoruz. Burada 65 ve üzeri eşdeğerlilikte B2 seviyesinde dil puanları istiyoruz. Dil yeterlilik belgesi olmayan öğrencileri de, bütün öğrencilerimizi de dilerlerse Erasmus İngilizce yeterlilik sınavına alıyoruz. İki aşaması var bu sınavın. Birinci aşama yazılı sınav, ikinci aşama sözlü sınav. Birinci aşamada 65 ve üstü puan alan öğrencilerimizi sözlü sınav alıyoruz. Daha sonra sözlü sınav sonrasında da hem yazılı ve hem sözlü sınavın ortalamasını 65 ve üzeri olan öğrencilerimizde B2 seviyesinde İngilizceleri olduğu için Erasmus hareketliliğini hak kazanmış oluyorlar. Erasmus hibesi ve maddi destekler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Öğrencinin Erasmus'u hak kazanabilmesi için önce kriterlerimizden tekrar bir bahsedeyim. Öğrencinin transkribinin %50 ortalamasını alıyoruz. Daha sonra İngilizce dil puanının da %50 ortalamasını alıyoruz. Daha sonra her iki ortalamayı topladığımız zaman oluşan bir puan oluyor. Daha sonra öğrenci kendi fakültesi içerisinde bu puanlara göre bir sıralamaya giriyor. Eğer öğrenci fakülteye verdiğimiz kontenjan içerisinde bir puan sıralaması varsa, yani o fakülteye 5 ya da 10 hibe vermişsek, kontenjan vermişsek, ilk 10'daki öğrenci ancak hibe kazanabiliyor. Diğer öğrenciler de eğer dil sınavından geçmişse hibesiz olarak Erasmus yapabilme hakkına da sahip oluyorlar. Ülkeler 1. 2. sınıf ve 3. sınıf olmak üzere belli kategorilere ayrılıyorlar. 1. ve 2. grup ülkelerde öğrenim hareketliliğinde 600 euro veriliyor. 3. grup ülkelerde ise öğrenim hareketliliğinde aylık 450 euro veriliyor. Staj hareketliliğinde ise yine 1. ve 2. grup ülkelerde 750 euro veriyoruz. 3. grup ülkelerde ise 600 euro veriyoruz öğrencilerimize. Ancak bu hibe tabii ki öğrencinin bütün masraflarını karşılamasına yetmiyor. Sadece bir destek amaçlı. Yine öğrencilerin de ailelerinden destek alması gerekiyor. Ancak bir destek mahiyetinde yine de yeterli olabiliyor. Erasmus programı hakkında bir öğrenci hangi ülkelerde eğitim alabilir? Erasmus programı Avrupa ülkelerini kapsamaktadır. Birinci grup ülkeler olarak da Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda'yı sayabiliriz. İkinci grup ülkeler olarak da Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan gibi ülkeleri de sayabiliriz. Bizim Avrupa'da 27 ülkeyle yaklaşık 88 anlaşmamız bulunuyor. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz bu saydığım ülkelerin hemen hemen hepsine öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği dahil olmak üzere yapabilir. Öğrencilerin başvuru süresini işledik. Arkasından hak kazanan öğrencilerin nominasyon süreci var.
Bu süreç nasıl işliyor? Erasmus kazanan öğrencileri Avrupa'daki üniversitelere nominasyonu biz gerçekleştiriyoruz. Yani öğrenci doğrudan başvurmuyor staj hareketliliğinde olduğu gibi. Staj hareketliliğinde öğrenci Avrupa'daki çalışacağı kurumu kendisinin bulması gerekiyor. Eğer zaten başvuru süreci öncesinde kabul mektubu sunarsa artı 10 puan da veriyoruz. Staj hareketliliğinde bir anlaşma şartı olmadığı için anlaşmalı olduğumuz bir üniversitede de öğrenci staj yapabilir. Aynı zamanda Avrupa'daki herhangi bir kurumda da öğrenci staj yapabilir. Ancak öğrenim hareketliliğinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde sadece öğrenci öğrenim hareketliliği yapabiliyor ve dolayısıyla nominasyonlarını da biz yapıyoruz. Karşı okuldan nominasyonla ilgili kabul aldıktan sonra süreç tamamen öğrenciye geçiyor ve öğrencinin diğer süreçleri takip etmesi gerekiyor. Öğrencilerin bu süreçte hangi evrakları hazırlaması gerekiyor? Nominasyon süreci bittikten sonra hazırlaması gereken bazı evraklar var. Nominasyon derken kastettiğim öğrencinin seçtiği üniversiteye aday olarak gösterilmesi. O üniversitede eğer kabul ederse öğrencinin bölümünü ders durumuna göre eğer kabul ederse öğrenciyi nominasyon tamamlanmış oluyor. Nominasyon sürecinden sonra öğrencinin bazı evrakları hazırlaması gerektiğini söylemiştim. İlk önce öğrencinin Learning Agreement denen bir belge var. Bunu hazırlaması gerekiyor. Learning Agreement belgesini hazırladıktan sonra öğrenci ancak karşı üniversiteden kabul mektubu alabiliyor. Learning Agreement nedir? Learning Agreement, öğrencinin kendi üniversitesinde o okuyacağı dönemde güz ya da bahar, güz olduğunu farz edelim. Güz döneminde açılacak olan derslerle karşı okulda yine güz döneminde alacağı dersleri eşleştirmektir. Dolayısıyla bu belge en önemli belgedir. Bu belgeyi hazırladıktan sonra da karşı okuldan kabul mektubu alabiliyor zaten. Konaklama hizmetleri ya da konaklama bir öğrenci nasıl sağlar? Yine başvuru sonrasında, nominasyon sonrasında öğrenci üniversite ile iletişimini sürdürürken üniversiteden konaklama imkanlarının olup olmadığını sorar. Eğer Avrupa'da bazı üniversitelerde konaklama imkanı da bulunuyor. Başvuruyu yaparken üniversitenin karşı okulun da başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor. Bu esnada yurt içinde başvuru yapıyor öğrenci. Eğer okulun yurdu varsa burada yurtta kalabilir. Eğer okulun yurdu bulunmuyorsa öğrencinin konaklama işini kendisinin ayarlaması gerekiyor. Araştırma yapıp oradan kendine uygun bir yer bulması gerekiyor. Tabii ki öğrencinin bir de vize alması gerekiyor yurt dışına gitmek için. Vize sürecinde öğrenciler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Vize süreci aslında öğrencinin Erasmus sürecinde en zor dönemlerinden biri. Zaten karşı okul için hazırlaması gereken belgeler aynı zamanda zaten elçilik tarafından da istenen belgeler. Learning Agreement, kabul mektubu, sigorta ve bu süreçte aynı zamanda biz Erasmus ofisi olarak vize yazısı da veriyoruz. Öğrencinin Erasmus kazandığını belirten, hibeli ya da hibesiz olduğunu, eğer hibeliyse ne kadar hibe alacağını belirten vize yazısı veriyoruz. Ancak bütün bu belgeler hazır olduğu halde vize alamama gibi durumları da olabiliyor. Dediğim gibi bu en zorlu süreç öğrencinin bütün bu evrakları titizlikle hazırlaması gerekiyor. Erasmus ile ilgili oryantasyon ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor mu okulumuzda? Erasmus ile ilgili hem oryantasyon hem de bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Erasmus'u kazanan öğrenciler için kazanma sonrasında bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Aynı zamanda hem giden öğrencilerimiz olduğu gibi gelen öğrencilerimiz de var. Gelen öğrencilerimize de okulun açıldığı ilk günde oryantasyon programı yapıyoruz. Ayrıca gidecek olan öğrencilerimize de bilgilendirme toplantıları da akademik yılın ilk döneminde yapıyoruz. Erasmus programı kapsamında öğrencinin gittiği ülkenin dilinin sizce nasıl öğrenebilir? Bu da öğrenci için bir avantaj aslında. Velev ki İtalya'da bir üniversiteye gidiyor. Öğrenci İngilizce dersler alacak. Aynı zamanda İngilizcesini geliştirmiş olacak bu şekilde. Ancak okul tarafından İtalyanca dersler de veriliyor. İtalyanca ders de alabilir. Dolayısıyla öğrenci bir dilini geliştirirken ikinci bir dili de burada öğrenme fırsatı oluyor. Bütün öğrencilerin bu fırsattan yararlanmasını tavsiye ederim. Erasmus programı sonrasında akademik tanınma nasıl gerçekleşiyor? Daha önce bahsettiğim gibi öğrenci gitmeden evvel Learning Agreement hazırlıyordu. Burada ve orada alacağı dersleri eşleştiriyordu. Döndüğü zaman da öğrencinin yine After Mobility belgesi hazırlaması gerekiyor. Yani orada aldığı, nihai olarak aldığı dersler ve burada aldığı dersleri eşleştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda da karşı üniversiteden öğrenciye transkript gönderiliyor. Gönderilen transkriptle birlikte biz öğrencinin intibakını yapıyoruz. Ancak öğrencinin döndüğü zaman bu transkriptle birlikte Erasmus bölüm koordinatörünün gidip derslerini eşleştirmesi ve not dönüşümlerini yapması gerekiyor. Çünkü öğrenci Erasmus'ta aldığı dersler, notlar ve krediler burada transkriptine işleniyor. Bu nedenle Erasmus bölüm koordinatörleri de zaten akademik işlerden sorumlu olduğu için hocasıyla birlikte bu işlemleri yürütmesi gerekiyor. Bir öğrenci Erasmus programına sizce gitmeli mi? Ben bütün öğrencilere gitmelerini tavsiye ediyorum. Neden gitmeleri gerekiyor? Çünkü yurt dışında bir üniversitede okumuş oluyorsunuz. Yani uluslararası bir eğitim almış oluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Burada öğrenci burslu olabilir, olmayabilir. Ancak burada burslu bir öğrenci Avrupa'da bir dönem ya da iki dönem öğrenim görme fırsatı elde etmiş
etmiş oluyor bence öğrenci için. Öğrenime herhangi bir masraf ödemeden Avrupa'da yurt dışında okuma fırsatı oluyor. Bu nedenle bütün öğrencilere tavsiye ediyorum. Ayrıca öğrencinin döndüğü zaman hem staj hareketliliğinde aynı zaman olsun hem de öğrenim hareketliliği için CV'sinde de önemli bir yer teşkil ediyor. Aynı zamanda öğrencinin yurt dışında çalışmış olması onun için bir avantaj. Hani hiç bilmediği bir kültürde, bilmediği, tanımadığı insanlarla ikinci bir dilde, hatta ikinci, üçüncü bir dilde iletişim kurmuş olması bu öğrencinin kişisel gelişimine de hem mesleki anlamda gelişimine de katkı sağlıyor ve bütün bu zorlukları göğüslemiş olması zaten öğrenciyi büyüten bir süreç. Öğrencilerin döndüğünde daha da olgunlaştığını gözlerimizle görebiliyoruz.